arkadaşlar Örgü Aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün tığla güzel bir çalışma yapmak için sizlerle birlikteyiz. Şöyle görmüş olduğumuz gibi minik minik kalplerden oluşan bir modelimizi birlikte çalışacağız. Şimdi modelimiz için dilediğiniz e, herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre de tığımızla başlayalım. Kolay gelsin çeşitli örgülerimizde kullanabileceğimiz güzel bir modelimizi sizlerle birlikte çalışacağız. Şöyle bir miktar zincirimi çekerek geldim ve modelimizi koymaya hemen başlıyoruz. Çekmiş olduğumuz zincirlerin üzerine ilave 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. zincir yuvasının içerisine gelerek bir tane trabzan örüyorum. Genelde örgülerimizi, tığ işlerimizi bu şekilde bir başlangıç yapıyoruz. Hemen yanındaki zincir yuvasının içerisine bir tane daha trabzan örüyorum. Bir zincir, üç zincirimiz yani. iki tane de trabzan ayrı ayrı yerlere battık. Toplamda üç tane trabzanımız oldu. Dördüncü zincir yuvasının içerisine batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar aynı yere İkinci bir trabzan yapıyorum. Bakın bu trabzanımız aynı zincir yuvasının içerisine iki tane battık. Diğer iki trabzanımız farklı farklı zincir yerlerinde. Diğeri ise üç tane zincir çekerek oluşturduğumuz trabzanlarımız toplamda bir, iki, üç, üçü ayrı. İkisi de aynı yuvanın içerisine batarak oluşturduğumuz beş tane trabzanımız mevcut. Şimdi üç tane zincirimizi çekiyorum. Bir, iki, 3 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başına doluyorum aşağıdaki zincirlerden saymaya başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 zincir yuvasının içerisine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum hepsini çekiyorum bak bir tane trabzanım ördüm tekrar tığımın başında doluyorum aynı yere ikinci kez bir tane daha trabzanımı örüyorum Tekrar başını doluyorum. Üçüncü kez aynı yere girerek tam trabzanımızı örerek bu şekilde kapatıyoruz. Bir tane zincir yuvasının içerisine 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Aşağıdan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. zincirin içerisine geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı zincir yuvasının içine girerek ikinci bir trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki zincirin içerisine girerek bir tane trabzan örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Dördüncü trabzanımı baş farklı bir zincir yuvasına örüyorum. Sadece baştakini aynı yere örmüştük. Diğer ikisini farklı yere. Ve tekrar üçüncü kez farklı yuvaya batıyorum. Bakın bir tanesi aynı yuvanın içerisinde aynı zincir gözünün içine çift olarak battık. Ve 3 tane 1, 2, 3 her birisi ayrı ayrı zincir yuvasına batarak trabzanlarımızı ördük. Tekrar başını doluyorum. Sıradaki zincirin içerisine girerek bir ve aynı yere ikinci kez batarak trabzanımı oluşturuyorum ve şu şekilde bir bakmak istiyorum modelimizi 5. zincir yuvasına aynı yuvaya çift olarak girdim çift trabzanımı yaptım ortada her birisi farklı olan 3 tane trabzanımı ördüm ve daha sonra yine aynı yuvanın içerisine 2 tane tırabzanımı ördüm. 2 4 6 7 tane tırabzanımı ördüm. 3 tane zincir çekerek modelime devam ediyorum. 1 2 3. Tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum bakın. 1 2 3 4 5. zincir gözünün içerisine girerek 3 tane aynı yere trabzanımı örüyorum. Tam trabzanımızı bitiriyoruz. İkinciyi de batıyorum. Ve üçüncüyü de aynı yere girerek örüyoruz. Şuradaki trabzanımızın aynısını tekrar ediyoruz. Tekrar 3 zincir, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak 1, 2, 3, 4, 5. zincir gözünün içerisine batıyorum. Ve bir tane trabzan örüyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı batıyorum. Başta ve sondaki trabzanlarımızı çift olarak batıyoruz. Ortaya 3 tane farklı yere batarak trabzanımızı oluşturuyoruz. Bakın 3 tane tek ördüm. Bir tanesi çift aynı yere battık. Her birisi farklı yere battığımız 3 trabzanımız ve sonuncu trabzanlarımızı tek zincir gözünün içerisine iki tane örerek tamamlıyoruz. Bakın modelimizi bu şekilde kurarak devam ediyoruz. Şimdi yine tekli tırabzanımızı yapmaya geldik. 3 zincir çekerek devam ediyorum. 1 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3, 4, 5. zincir gözünün içerisine giriyorum. Aynı yere 3 tane trabzanımızı örüyoruz. 3 3 trabzanımızdan sonra 3 tane zincirimizi tekrar çekiyoruz. Şimdi modelimizin en son kısmını aynı başlangıç kısmı gibi yarım olarak örüyoruz. Böyle düz örgülerde yarım başla ve sonla yarım olarak yapılıyor bakın 1 2 3 tane trabzanımız ördük ve sonuncusunu çift olarak battık şimdi bu şekilde e, en son modelimizi koyacağız başlangıçta çift son 3 yani duruşta aynen duracak İçte 2 tane trabzanımız aynı yere battığımız ve tek tek 3 tane de arkaya dizilecek zincirlerimizi çektik ve aşağıdan sayıyoruz 1 2 3 4 ve 5 5. zincir yuvasına batıyorum. Aynı yuvanın içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Ve sırası ile 3 tane trabzanımı da ilave ediyorum. Birer birer onları batıyorum. 1, 2 ve en son zincirimin içerisine de girerek üçüncü trabzanımı da örüyorum ve modelimizin alt kısmını yani alt kurulumunu bu şekilde tamamlamış oluyoruz şimdi hemen üst kısma geçmeye başlayalım 1 2 3 tane zincirimizi çekiyorum arkasını çeviriyorum trabzanımın ikinci trabzanımın üzerine geliyorum bir kere çekiyorum ikinci kez kapamıyorum Tekrar diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Bir kere çekiyorum. Diğer kısmıyla çekip kapamıyorum. Tekrar bir sonraki trabzanımın üzerine geçiyorum. Bir defa çekiyorum. Kapatmıyorum. Bakınız tığımla bekletiyorum. Son trabzanımın üzerine de gelerek batıyorum. Onu da yarım alıyorum. Tığımda 5 tane yarım. Bakınız tam çekilmemiş ilmeklerimiz var. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 zincirimi çektim tığımın başına tekrar doluyorum aşağıdaki 3 tane trabzanımın olduğu yere geliyorum İlk trabzanın üzerine 2 tane trabzan örüyorum. İlk trabzanın üzerine iki tane 1 ve aynı yere batıyorum. 2. İki trabzanım ördüm araya zincir çekmek sizin ortadaki trabzanımın üzerine bir tane trabzan örüyorum son olarak üçüncü trabzanın üzerine tekrar başını dolayarak giriyorum yine iki tane trabzanımı tam olarak örüyorum aynı yere iki trabzan ördüm üç trabzanın üzerinden beş tane trabzan çıkarmış olduk şimdi 3 tane zincirimi tekrar çekiyorum 1 2 3 şöyle görelim 3 zincirimin başına doluyorum tığımın trabzanımın ilk trabzanın üzerine batıyorum ve çekiyorum bir tane trabzan örüyorum ve bekletiyorum tığımda şu şekilde ikinci trabzanın üzerine tekrar batıyorum çekiyorum almıyorum bekletiyorum 3. trabzanın üzerine tekrar batıyorum. Almıyorum. Yine bekliyorum. 4 tane trabzan olduğu zaman şu şekilde bakın 4 trabzanım ördüm. Hepsini aynı anda çekerek kapadım. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çektikten sonra aynı şekilde hemen trabzanlarımın üzerine batmaya başlıyorum batmış olduğum en son battığım yere tekrar batıyorum ve birinci trabzanımı bekletiyorum bakın bir kere çekiyorum ikinci kez çekmiyorum tekrar diğer trabzana geçiyorum bir kere çekiyorum bekletiyorum üçüncü trabzanıma batıyorum tekrar bekletiyorum ve dördüncü trabzanıma geçip çekiyorum dört tane trabzanımı tığımda gördüğüm zaman hepsini aynı anda çekip kapatıyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 ve 3 bakın bu şekilde modelimiz artık kendisini yavaş yavaş göstermeye başlıyor 3 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum tekrar 3 tane trabzanın olduğu bölüme geliyorum ilk trabzanın üzerine batarak 2 tane aynı yerden trabzanı tam olarak örüyorum 1 ve 2 Ortadaki trabzanın üzerine batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Üçüncü trabzanın üzerine tekrar iki defa trabzan örüyorum. Ve yine üç tane zincirimi çekiyorum. Ve şöyle görelim kalpli modelimizin ikinci sırasında bu şekilde birlikte kuralım. Tığımızın tekrar başını doluyoruz. Bakın bir öncesi sıramızda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 4 tane trabzanı alıyoruz. İkinci kez çekmeden 4 tane olduğu zaman hepsini aynı anda çekiyoruz. Tığımın başını doladım ve başlıyorum. 1 2 3 ve dördüncü trabzanımı da alıyorum baktığımda 4 tane trabzanımı görüyorum ve hepsini aynı anda çekiyorum. Bakın burada çektiğim gibi şu kısımda 3 tane zincirimi ilave ediyorum. 1, 2, 3. Tığımızın tekrar başını dolayalım. 4. battığımız yere 1 diyerek başlayalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 trabzanımızı Aldık. Hepsini aynı anda çekiyorum. Tekrar 3 tane zincirimle diğer bölüme geçiş yapıyorum. Burada da 3 trabzanın üzerinden birincisinden 2 trabzan çıkarıyoruz. Ve tam örüyoruz. 1 2. Ortadaki trabzanımızdan 1 tane trabzan örüyoruz. Sondaki 3. trabzanımızdan ise 2 tane daha Trabzanımızı çıkarıyoruz ve 3 olan trabzanımızı sayısını 5'i çıkarıyoruz. 3 tane zincirimizi tekrar çekiyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. 1 2 3 Ve bakın 3'ünü aynı anda çekiyorum. Dördünü köşe olduğu için trabzanla yukarıya çıkmak istiyorum. Başlangıçta dördünü çekmiştik. Başlangıçta bakınız hepsini aynı anda çekmiştik. Ama bunu zincirle geçiş yaptığımız için buraya girmemizde herhangi bir sıkıntı olmayacak modelimize dönüşümüzde. Fakat burası bitirdiğimiz için şu şekilde dördüncüyü de geçtik. Trabzanımızı yaparak ayrı örmeyi tercih ettik. Tekrar 1-2-3 diyerek zincirimi çekiyorum modelimin arka yönünü çeviriyorum ve trabzanlarımı örmeye devam ediyorum 3 tane trabzanımı örüyorum şu araya şuraya girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm ve 3 tane zincirimi yine çekiyorum bakın yukarıdaki zincirlerimiz hep üçer taneden işlem yapıyor 3 tane zincirimi çektim şimdi aşağıda üçgen 5 yaptım trabzanlarımın üzerine geldim şimdi ilk trabzanımı yine 2 yapıyorum bakın ilk trabzanımı 2 tane trabzana çıkarıyorum 1 ve 2 aradaki trabzanlarımın üzerine birer birer örüyorum bir Bakın, aradakilerin hepsi bir en sonla ilk baştaki trabzanımı çift olarak örüyorum en son trabzanıma batıyorum yine aynı yere girerek kalbimizi oluşturacak genişliğin oluşmasını sağlıyoruz bakın 2 2 örüyoruz 3'tü 5 oldu bakınız 2, 4, 6, 7 oldu. İkişer ikişer. Artmaktayız. Tekrar 3 tane zincirimizi çekelim. 3 zincirimizi çektik. Bu ortaya girelim. Tığımızın başını dolayalım. Ortaya 3 tane tam trabzan örelim. 1, 2 ve 3. Kalbimizin en uç kısmı, alt kısmını yeniden oluşturmaya başlıyoruz. 3 tane daha zincir çekiyorum. Ve şöyle bir modelimizi görelim. 3 zincirimden sonra bakın 3 trabzanı 5 yapmıştım. Şimdi bunu 7 yapacağım. İlk baştaki trabzanı 2 defa örelim. 1 ve 2 Ortadaki trabzanlarımızı birer birer örelim başlangıç ve bitişimizi iki trabzan şeklinde örüyoruz kalbimizi genişletiyoruz 1 ve 2 bu şekilde Evet üç tane zincirimizi çekiyoruz bu kez yeniden kalbimizi kurduğumuz için bakın Burası kalbin üstün kapanması görüntüsü şuraya tekrar 3 tane trabzanımızı örerek kalbimizin diğerinin alt kısmını koyuyoruz bir tanesi bitiyor diğerisi başlıyor şeklinde yine arada 3 zincirimiz ve tekrar şu kısmı 7 trabzana çıkararak örüyoruz İlk baştaki trabzanlarımızı ikişer tane aradakiler birer trabzan Ve diğer sonrası bir, en sonrası trabzanımı iki defa örüyorum bir ve iki. Tekrar üç zincir çekiyorum. Her bir geçişimin arası üç zincirden oluşmakta. Bakın modelim sanki kendisini gayet güzel de gösterdi. Ya bunun üzerinden bile kurulumunu tamamen anladık. 3 zincirimden sonra tığımın başını doluyorum. Şuradaki en son. Zincirle geçmiş olduğum kısma girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Üç. Modelimizin 3. sırasını da bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi 4. sıramıza başlayalım. Modelimizin 4. sırasındayız. Hemen 3 zincir çektim ve devam ediyorum. 2. trabzanımın üzerine battım ve tam olarak trabzanımı ördüm. Üçüncü trabzanımın üzerine iki defa batıyorum ve kalbimin yana doğru açılmasını sağlıyorum. Evet bakın üçtü dört tane trabzanımız oldu. Üç tane zincir çekiyorum. Bütün geçişlerimizde üç zincir çekiyoruz. Sadece şu kısımda beş tane zincirimiz olacak. Şimdi birlikte yaparken tekrar hatırlamış oluruz. Bir tane trabzan örüyorum tam çekmiyorum ikinci trabzanımı örüyorum yine tam çekmiyorum üçüncü trabzanım ve dört tane trabzanımı örüyorum şöyle tığıma bakıyorum dört tane yarım trabzanımı görünce hepsini aynı anda kapatıyorum ve beş tane zincirimi çekiyorum bir iki üç dört beş tığımın başını doluyorum dördüncüye batmış olduğum yere diğer kalbimizin şu küçük tepeciğini yapmak üzere ilk olarak batıyorum burada 4 burada 1 1 2 3 4 4 tane ipimi e, trabzanımı ördüm aynı anda çekiyorum ve zincirlerimi çekiyorum 3 zincir çektim buradaki 3 tane trabzan olan kısmımı birinci ve 3. trabzana ikişer defa batarak kalbimizi şu şekilde açacağız. Şu şekilde ikinci sırası. Yani birinci trabzanımızı iki defa örüyoruz. İkinci kez batıyorum. Bakınız. Aradaki trabzanıma bir defa batıyorum. 3 olan trabzan sayımı ikinci sırada 5'e çıkarıyorum. 1 ve 2 kalbimizin şu eğileni veriyoruz yukarıya doğru. 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle bakın yaptığımızı görmemiz istiyorum. 3 tane zincirimi de çektim. Şimdi bu kısımda birer birer tırabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 4 Dördünü aynı anda çekiyorum. 1 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip tığımın başını doluyorum. Batmış olduğum 4. trabzanı battığım yere batarak 1 diye trabzanıma başlatıyorum. 2, 3 ve 4. Hepsini aynı anda çekip kapatıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip yandaki kalbimi de aynı şekilde yukarıya doğru ikişer şekilde örüyorum ve sıramın sonuna kadar 1 3'ü 3 trabzanı 5 yaparak ve kalplerimizin küçük tepeciklerini hepsinin dördünü aynı anda çekip örüp arada 5 zincirimiz 4 tane trabzanımızı yarım yapıp hepsini aynı anda kapatıp örelim aralara da üçer zincirimizi çekelim sıramızın sonunda görüşelim 1, 2, 3, 4 tane sıramızı ördük. Şimdi 5. sıramıza başlıyoruz. 5. sıramıza 3 tane zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum ve trabzanlarımın üzerine batarak devam ediyorum. 2, 3, 4 ve 4. trabzanımın olduğu yere bir daha batıyorum. Toplamda burada 5 tane trabzan olmasını sağlıyorum. 1 2 3 geçişlerde yine 3 zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 2 tane kalbimin küçük tepeciğinin arasına giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum yeni kalbimi başlatıyorum bakın kalbimizin en altı 3 ile başlıyordu 2 ve 3 tekrar 3 zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum kalbimin diğerini büyütüyorum bakın kenarlarından birinci ve sondaki trabzanlarımın üzerine iki batarak kalbimi genişletiyorum bir ve iki sonra araya birer birer batıyorum 5 olan trabzanımın sayısını 7'ye çıkarıyorum sağdan ve soldan birer artışımı yaparak 7 tane trabzan örmüş oluyorum ve kalbimde 7 tane trabzan var şu anda 3 tane zincirimi çekiyorum kalbimin tepeciklerinin arasına girip 3 tane trabzan örüyorum 3 zincir 3 trabzan evet tekrar 1 2 3 kalbimi genişletme işlemini yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum 2 defa batıyorum Birer birer En sona yine 2 defa batıyorum. 7'ye çıkarıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 ve 3. Kalbimin tepeciğinin arasına 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Tekrar 3 zincir tığımızın başını dolayalım birinci trabzana iki defa batıyorum 1 ve 2 diğer trabzanlarımı birer birer örüyorum 3 4 ve 5 bakın burada 5 tane trabzanımız olması gerekiyor 5. de şöyle batıyorum 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 örgümün yönünü çevirerek diğer sıramıza başlıyorum Birer birer trabzanlarımızı örelim. Bir ve tutalım. İki tutuyorum, çekmiyorum. Şimdi tepeciğimizi oluşturma yerini yapıyoruz. Ve son trabzanımı da dört tane trabzanımı ve şuradaki zincirimi hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum. Bir, iki, üç zincirimi çekiyorum. Ve buradaki 3 olan trabzanımı 5'e çıkarıyorum. Birinci ve sonuncu yani üçüncü trabzanlarımı çift örerek kalbimizi genişletiyoruz. İkinci kez artık modelimizin kurulumu çok rahat bir şekilde anlaşıldı. Dilediğimiz modelleri örebiliriz ve zevkle kullanacağımız güzel kalp desenlerini ortaya çıkarmış oluruz. Evet şimdi tepeciklerimizi de kapatalım. 1 2 bakın tutuyoruz tepeciklerimizi kapatacağımız yerde. 3 4 hepsini aynı anda kapatalım. 1 2 3 4 5 tane zincirimizi çekip ikinci tepeciğimi örmek için 4. battığım yerden başlayarak örüyorum ve tutuyorum ilmeğimi. 2 3 ve 4 Hepsini aynı anda çekelim ve modelimizi biraz büyüterek gelelim. 3 zincir 1 2 3. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tekrar ederek istediğimiz büyüklüğe kadar e, dilediğimiz örgü modelinde kullanabiliriz. E, Yeleklerde ceketlerde elbiselerde. Yani dilediğimiz her yerde kullanabileceğimiz güzel bir model. Hepinizin ellerine sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.